wake up to reality. Herkese selam dostlar. Bugünkü videomuz içerisinde ejderhanı nasıl eğitirsin hakkında olacak. Bildiğiniz gibi ejderhanı nasıl eğitirsinin 2025 yılında bir tane live action filmi geliyor ve yeni bilgiler geldiği takdirde sizlere her birini anlatmaya çalışıyorum. Şimdi gelen bilgilere göre arkadaşlar ejderhanı nasıl eğitirsinin yeni oyuncuları tamamıyla seçildi ve ben bugünkü videoda sizlere bunun hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Çünkü ejderhanı nasıl eğitirsin hakkında son zamanlarda birçok şey açıklanıyor. O geliyor, bu geliyor, oyuncusu belli oluyor, hikayesi ortaya çıkıyor. Başlıyor. Zaten aşırı herkes heyecanlıyken şimdi ejderhanı nasıl yetişsin yeni gelişmeler olduğu için sizlere bu videoda bunları aktarmaya çalışacağım. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Ejderhanı nasıl yetişsin 2010 yılından çıktığı süre boyunca 2014, 2017, 2018 her çıkan serisi bizleri çok fazla mutlu etti. İlk iki filmden sonra yan çıkan diziler yani spin-off diziler bizleri aşırı derecede mutlu ederken serinin 3. filmi final oldu. Ve herkes tarafından beklenen şey şuydu. Yeni film gelecek mi? Yeni dizi gelecek mi? DreamWorks zaten dayanamadı ve yeni filmin geleceğini ve bunun live action olacağını duyurduğu vakit sizlere bunu aylar öncesindeyken paylaşmıştım. Şimdi yeni gelen bilgilere gelecek olursam arkadaşlar, yeni gelen çok kuvvetli kaynaklara göre oyuncular seçilmeye başlanmış. Zaten sizlere daha önceki videolarda hatırlarsanız Hıçkırık'tan tutun Astrid'e, Astrid'den tutun Zebella'ya kadar birçoğunun seçilmeye başladığını ve bu karakterlerin yakın zamanda da açıklanacağını söylemiştim. Şimdi herkes tabii ki şunu merak ediyor. E dostum seçimler yapıldıysa DreamWorks tam olarak ne zaman açıklama yapacak? Şimdi arkadaşlar kısa bir matematik yapacak olursak şu anda 2023'ün biz daha yeni yarısına gelmek üzereyiz. Mayıs ayını bitireceğiz. Haziran ayı bittikten sonra hani yarısını tamamlayacağız. E ejderhanı nasıl eğitirsin filminin de gelişine nereden bakarsanız tamı tamına 2 sene falan var. 2 sene sonunda film gelecek ve belki de 1,5 sene sonra filmi izleyeceğiz. Yeni oyuncular ne zaman paylaşılır diye soruyorsanız şu anda önümüzde bir tane Comic-Con etkinliği var arkadaşlar. Hatırlarsanız Kung Fu Panda'nın fragmanının kesin olarak Comic-Con etkinliğinde yayınlanacağını ve o zaman izleyeceğimizi söylemiştim. Şimdi işte ejderhanı nasıl eğitirsin yeni oyuncularını Comic-Con etkinliğinde duyuracakları söyleniyor. Yani direkt bu etkinlik sırasında Astrid, Zebella, bizim bildiğimiz Hıçkırık ve diğer yeni oyuncular burada duyurulması bekleniyormuş. Tabi DreamWorks gidip sadece 3 karakteri de duyurabilir çünkü 3 tane en önemli karakterlerden bir tanesi Hıçkırık, Astrid, Zebella iken ilk filmde de muhtemel karşımıza çıkan karakterlerden bir tanesi. Bu 3 karakteri gösterdikten sonra da muhtemelen diğer yan karakterleri ilerleyen dönemlerde göstereceğini düşünüyorum. Yani Comic-Con etkinliğinden ben çok ümitliyim. Özellikle de DreamWorks tarafından. DreamWorks'un panelinde bayağı şey gösterilecekler. Tamamıyla yeni filmler olsun, yeni oyuncular olsun. Ben muhtemelen sene sonunda DreamWorks'un diğer oyuncuları açıklayacağını düşünüyorum. Ve 2024 yılının özellikle de ortalarına doğru da Ejderhanı Nasıl Eğitirsin ilk fragmanı ve benzeri şeyler açıklanmaya başlayacak. Yani arkadaşlar bu sene için çok heyecanlı olmanıza gerek yok. Fakat Comic-Con etkinliğinde direkt oyuncular paylaşılacak ve ilerleyen dönemlerde de ay ay geçtikten sonra yavaş yavaş Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filmiyle alakalı gelişmeler gelecek. Zaten bu tüm filmlerde öyledir. Özellikle de filmin çıkış tarihine bir sene kala artık yavaş yavaş her şey ortaya çıkar ve bununla beraber her şeyi öğreniriz. Yani ne yapacağız arkadaşlar? 2023 Comic-Con'u bekleyeceğiz ve Ejderhanı Nasıl Eğitirsin yeni haberler ve gelişmeleri takip edeceğiz. Evet dostlar, bugünkü videomuz Ejderhanı Nasıl Eğitirsin hakkında oldu. Bir nevi olsun Comic-Con etkinliğinde yeni oyuncuları tanıtılacağını size anlatmaya çalıştım. Aşırı heyecanlıyım. Kesinlikle ben çok fazla sevdiğim için DreamWorks'un panelinden bayağı şey bekliyorum. Umarım da beklentileri karşılar ve bize her şeyi verirler. Bunların yanı sıra daha fazla bu tarz içerik görmek isterseniz bunu yorumlarda yazmayı unutmayın. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Wake up to reality.